Ve keyingi soradılan narsası an malihi min eynektesebahu dediler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Maldan soruyduyken, dünyadan sorarken, kayırdan topken sen dünyada dedi. Halbuki azizler, hazır ki kunda biz şu savaldan özümüz özümüzge bir adıgan bir halette yaşayabiliriz. Bugün topken dünyayımı kayırdan toptum. Nemege toptum. Bana bu savaldı bir işlik adamlarda anca arkada kalınıyordu. Topilayotgan molni halolligiga e'tibor berishlikdan ko'ra uni jug'iga ya'ni kattaligiga e'tibor berishlik kuchaygan. Qanday qilsa ham ko'paytirsin, ammo halollik bilan ko'paytirishlik, halol dunyo topishlik degan narsadan uzoqlashgan bir holat bo'lib qoldi. Bozorlarda tirishchilik bahonasi bilan tarozidan urib qolishlik, sudxo'rlik, bir-birlarini haqqiga xiyonat qilishlik. İkide birader ticaret kılıp birbirini aldab koyulup kazıhaneye gelip daha tufuhan kılıyatkenlerini görüyoruz. Bütün ömür dost bulup yürüyen dostu hıyanet kılıyatkenini görüyoruz. Hammana bahanesi bitti, bu ham bolsa malı dünya topişlik haleti de kılıyordu. Halbuki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kullarının biri de Abazar el-Ghaffari radiyallahu anhu bilen birge ketiyatkenleri de bana şu Uhud dağını kör yapsan mı? Bana şu Uhud dağını eğer tırla kılıp versen ben almayan bulardım dediler. Yani dünyaya katlı hırs koymadılar. Lekin özleri daim Allah'a dua kılardılar ki Ya Rabbi beni fakirlikten sakla gindi. Fakir, kembeğal, kaşrak bu kalışlıkımdan sakla gindi dediler. Lekin Allah'tan dünya malı dünya soramazdılar. Bugün şükür, bugün topgan narsalarını şükürüne ada kılar ve Allah için sarıflar ediler. Sahabalar ham hündeyi, hüttü şündeyi yaşadılar. Dünya topişlikte halallikke intildiler. Halal bölgenliği için ham Allah Ta'ala ularga bereke verdi. Bana şu narsanı kıyamet kayımda, kabirden türülgende sorarlanan narsayı eken azizler. Bu dünyanı kayırdan topdin degen savalga bana şundey cevap verişlik gereği bularken ki halallik bilen, peşana terim bilen, mihnetim bilen toptum deyip cevap verirler. Bitti bunu özü emez. Kengi sorarlar dükkanlarsası ve fîme anfaqahu şu topgen malini nemege sarıfladin degen savalı ham tukularken. Dünya topişlik özü bir. Lekin bunu kayırge sarıflaşlık bu ikinci yine Allah'tan sorulun diyenlerse iken azizler. Mal dünyada topşlik peşana teri kılıp halal topgenden ki gün indi bunu yine halal yollerge sarıflaş gerek. Sahabeler soradılar ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben de dünya kub olsa bunu nemelerge sarıflayayım yani kandak infak kılaman dedi. Şimdi uzinge dediler Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci uzinge sarıfla. Öz ihtiyacın için sarıfla. Aşıp kalsın ne kılaman? Ata anenge sarıfla. Aşıp kalsın ne kılaman? Ahli ayalenge, farzantlarenge sarıfla. Yine aşıp kalsın ne kılaman? Karındaşı ruhlarenge sarıfla. Yine aşıp kalsın ne kılaman? Dedi sahaba. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kuşnilerenge sarıfla. Ondan ham aşıp kalsa fakirlerge bil. Ondan ham aşıp kalsa hahalegenini kıl dediler. Yani ihsonni xohlagan odamingga qil dedi. Xohlaganingni qil degani isrof qil degani emas, xohlagan kishiga endi sarflavor shundan keyin dedi. Shuning uchun dunyo topgan odam moli dunyosini zoya qilmasdan mana shu yo'llarga sarflashlik kerak azizlar. Avvalo o'zi uchun zarur narsalar, bola chaqasi uchun zarur narsalar, ota-ona uchun sarflashlik kerak. Do'sti og'ayni, birodar, qo'ni-qo'shni, kambag'al yetim yesir uchun sarflashlik kerak. Biz nafaka kılın, ihsan kılın degenimizde adamlar nezlede güya ki damlalar ihsandan, sadakattan gapirsa fakat özüge itibar kılıyıptı. Yani damlaya kılıçlık ya ki maçtaki kılıçlıkını nezlede tutuyuptu de organı koyan. Aslı da biz ihsan kılın, sadakat kılın degenimizde kembeğalge kılın, yetim yesirge kılın degen iradede durupmiz. Konu koşunu kembeğal bolsa azizler ana bunge sarıflaşlık gerek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aittiler ki hatta koşniler şunu deyip olarken ki Resulümüz aittardılar. Avukat kılgeninde avukatini hiti koşnige çıkıp kalsa onge nasibesini ata kılgın diyerdiler. Mene bu ham nefaka.
Koşnu bağır dediler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sende bitti hakkı bağır. Koşnu bağır, sende ikide hakkı bağır. Koşnu bağır, sende üçte hakkı bağır dediler. Bunlar kimler? Birinci bitti hakkı bağır koşnu. Yani sende fakat koşnunun hakkı bağır kimse, bu senin gayri din, dini İslam'da bulmayan başka dindeki bir koşnun dediler. Yahudi olsun, Nasrani olsun, başka Müslüman bulmayan adam eğer koşnumuz bulmayan takdirde hem azizler, onu bizde bitti hakkı bularken, koşnilik hakkı. Mene İslam kanaka bir adamilik, bagrekin dindir. Eğer o koşnumuz başka millet, başka din vakili buluştan kat'i nazar, yüde avukat yokluğunu bilip durup, biz avukat verişlikke kadir verip, onge avukat vermezden, o şey gayri din dostu koşnumuz avukatsız olup kalsa, biz kıyamette cevap veremiz eken. Çünkü onu bizde bitti koşnilik hakkı vardı. Buna ada kılış gerekti. İkide hakkı var koşnu, bu Müslüman koşnu dedi. Onu bitti sende koşnilik hakkı var, ikincisi onun Müslümanlik hakkı var. Zekatini birinci şunge veresen, ibadet fitirlerini şunge veresen. Çünkü onun iki hakkı var. Eğer koşnin hem Müslüman bulup, hem karındaş bulsa, onda senin üçte hakkı var. Birincisi koşnilik hakkı, ikincisi Müslümanlik hakkı, üçüncüsü karındaşlık hakkı dediler. Mana dünyalarda mana şunga sarflamak gerek. Azizler, lekin hazırki kunda özüge tok, boy, badavlat kimseler, mana şu yolda doğru sarflamaganlıkları üçünü ham, kambag'aldan yashirganligi üçünü ham, kambag'al bilen boylar ortasida kelishmovchiliklar bo'lyapti. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Kalem'de keltiradi ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan avval, bizden avval yaşayan bir ümmette bir yakışı bir babman adam bulgen eken. Kur'an'da ayetedi ki Estaizu Billah İnna belevnâhum kemâ belevnâ ashabel cennâ deyip keltiradi. Yani kafirlerde biz huddu bağ egelerini gibi birgen beladı yubargendik belaleyimiz dedi. Tefsirlerde bunu kim yaydırıp ayetedi ki o şu bir kışlağda bir bedavlet kişi yaşayıp onun katta bağı bulup, o şu bağdan aladıkan meyvelerini kambagal yetim yesirlerge hakkını verip, üşürünü yani bizi tilbilen aitken de adakları eken. O kişi alemden ötken de yine ferzentleri uzara toplanıp ettiler ki, otamız anca uzlarını, akıllarını yok etken idi. Şunca hasılını kambagal yetim yesirlerge birer idi. Biz indi bu işini kılmayımız. Biz indi bunu fakat uzumuz yine yiyimiz dediler. وَلَا يَسْتَتْنُونَ Onlar istisna kılmadılar. Müfessirler ayetedi ki, şu gapta etkinliğe ki, onlar inşallah degen gapta etmediler. Allah onlarga hali meyve beredi mi ya ki yok mu dedi. Bazı müfessirler ayetediler ki, onlar kembegalda hakkını acretip koymadılar. Ve Allah Ta'ala onlarda şundayı azapladı. Onlar ertelep akıvkeler birbirine türgüzüp yürüyler. Kambagallar kelimesinden turup rosa meyve pişken mahalde tezrah terip olaylık degen ümit bilen bardılar. Varıp karagenleri de bağlarını Allah kaçan kapkara külge, kumurge eğlenip kalkanını gördüler. Peygamberimiz Allah Ta'ala Kur'an'da ayetedi ki, onlar bargünge kadar biz, onların bağını bir taaf kılığı için yubardık. Yani bir farişteni yubardık ve o bağını sarayım. Bir katta bir, o şey çok külüp kül bugün haletke eğlendirip koydu. Ana şimdi onlar birbirlerini malamet kıla başladılar. Ettiler ki, sen şu katına eğitmeyen indi yedi, onda onlar yedi deseler, bunusu bunusu götüngedi. Şunda ettiler ki bittileri, sal içlerde doğru yapıradığını, biz hemimiz özümüzü özümüz zulüm kıldık. Şimdi Allah'a tövbe kıleydik ki, Allah bizi bundan yakışırıp bağlarını kaytarsın dedi. Demek azizler, dünya şunda inersin. Dünya belirlendi mi, bunu özünü egesi, özünü hakkı buladı. Hazır dekansızlıklar kılınırken bir davırda, üşür birleşlikten tamamıyla adamlar uzakta. Alengen hasıldı, ondan biri, eğer o lali yeri bulsa, uzundan uzun çıkartıyor olsa ondan biri. Lekin uzun su çıkarıp, uzun mihnet kılsa yigirmeden birini, kembegalga biriş gerek. Bırkırgiler ayıttı ki, ahır, şunca narsanı verip yuvarışlık ağırlığı kılarken, 10 tonla buğday alsak, eğer ondan bir tonlasını verip yuvaramız mı, üşür bulup, dediler.
Ularga javoban ulamolar aytadiki, taqsir, siz 10 tonna olmadingiz, siz 9 tonna hosil oldingiz. Bir tonnani Alloh sizga omonat qilib berdi. Uni birovga, kambag'alga berib qo'ying deb berdi. Bunga xiyonat qilishga haqingiz yo'q. Zero bizga agar biror bir kimsa mana bu pulni olib turing, sizga omonat falonchiga olib berasiz desa, uni olib ketib, men shunga muhtojman deb ishlatib qo'ymaymiz, chunki bu birovning puli ekanligini bilamiz. Bizga berilgan boylikda ham o'zini haqqi bor. Zakot beruvchilar 40dan 1ni berishligi zarur bo'ladi, chunki u birovning haqqi, u kambag'alning haqqi, u yetim yesirning haqqi. Lekin mana shu narsalar qilinmaganligi uchun ham bir devol qo'shnimiz uyda oylab go'sht yemayotgani, chaqaloq bolasini davolagani, dori topa olmayotganini bilib tursak-da, o'z uyimizda qancha isrofliklarga yo'l qo'yib yuraverishligimiz bu musulmonchilikda dunyoni nimaga sarflading degan javob berishlikni esdan chiqarmoqlikdan tur. Ertaga biz buning uchun javob beramiz azizlar. Ertaga bu pullarimizni nimaga sarflaganimizni albatta javobini qilamiz. Shuning uchun buni to'g'ri yo'lga, halol yo'lga, yaxshilik yo'llarga sarflasak, dunyoda nimaga sarflading degan javobga bemalol javob bera olamiz. 5-chi so'ralinadigan narsa, "Va ma'ta amila fima alima" dedilar. O'rganilgan ilmga yarasha nima amal qilding deb so'ralinar ekanizlar. Mana hozir biz aytgan hadis hammamiz uchun ilm bo'ldi, o'rganishlik bo'ldi. Mana shu uchun endi biz javob beramiz. Shu o'rgangan narsaga qanchalik amal qilganligimiz uchun javob beramiz. Ilm olinaveradi, o'rganilaveradi, lekin azizlar, bunga amallik kerak. Demak, biz ahli ilmlar ham juda hushyor bo'lishimiz kerak ekanki, gapirayotgan har bir gapimizni o'zida amallik bo'lish kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zi gapirib, o'zi da'vat qilib, o'zi amal qilmaydiganlarni men shamga o'xshataman dedilar. Shamni yoqib qo'ysa, boshqalar uni yorug'idan foydalanadi-yu, lekin sham o'zi erib, tugab ketaveradi dedi. Shuning uchun ham har birimiz gapirar ekanmiz, mana shu narsaga o'zimiz amal qilib borishligimiz kerak. Shundagina gapimiz ta'sirli bo'ladi. Shundagina gapimiz Alloh uchun bo'ladi. Lekin o'zimizda yo'q, o'zimiz qilmaydigan narsani gapirishlikdan saqlanishligimiz kerak. Shuning bilan birga ilm deganda katta ilmlar emas azizlar. Ozgina bo'lsa ham o'rganilgan hamma ilm biz uchun omonat bo'ladi. Va buni hammasiga ertaga qiyomatda javob berishimiz bor. Mana shu 5 narsani javobini qilganimizdan keyingina azizlar, biz bemalol qadam tashlay olamiz. Shundan keyingina biz qiyomat qoyim mahshargohga yura olamiz. Shuning uchun ham azizlar, kelinglar, mana bu narsani bugun o'rganishligimizdan asosiy maqsad ham hozir umrimizni g'animat bilib olaylikda, hozirgi aytilgan masalaga qo'limizdan kelganicha amal qilib boraylik. Ertaga bemalol Allohning huzurida shaxtan qadamlar ila qadam tashlamoqligimizni Alloh bizga nasib aylasin. Allohumma ahsin oqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyi dunya va azobil oxira. Alloh hammalarimizni tinchlikda, ofiyatlikda qilsin, xonadonlarimizni obod qilsin. Mana shu mahallaga Alloh tinchlik bersin. Yosh go'daklardan olimlar, qorilar, yurt uchun xizmat qiladigan yaxshi peshqadamlar chiqsin. Mana bu duoga qo'l ochib turgan hammamizni xonadonimizni Alloh ikki dunyo saodatiga ushlab qolsin.